Deniz sunar. Rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz, nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek oda kaşık kadar. Söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda, rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz, nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek oda kaşık kadar. Kalan sağlar bizimdir, acıdan mayhoşuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Damla sakız hayallerimize, yakamoz vursa bari öyle, canlansa da hayat bulsa ne iyi olurdu. Kalbe kan yine hücum etse. Ömrümüze bundandır böyle dibe vuruşumuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Ömrümüze
şarkıcısıyla avukatı Rezan Epözdemir'le birlikte adliyedeydi. Nedeni ise sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olmaktı. O suç duyurusunun merkezinde şiddet vardı. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural bir süredir birlikte, hatta ayrılıp barıştılar. Ahmet Bey'le barışalım. Doğru mu efendim? Çıkan haberlerle ilgili. Doğru. Doğru mu? Doğru. Çok da tasvip etmiyorum bekarlığı. Yaklaşık bir aydır yeniden beraber olan çift arasında şiddet iddiası gündeme geldi. Avukatıyla bugün adliyeye giden Sıla, 29 Ekim akşamı Ahmet Kural'ın Sarıyer'deki evinde şiddete maruz kaldığını söyledi. Yaklaşık 45 dakika devam ediyor. Çok ağır fiziki bir müdahale ve şiddet var. Ve onun akabinde de Sıla, müvekkilimiz Sıla Gençoğlu kendini toparlar toparlamaz bu şokun etkisi geçer geçmez hemen hastaneden önce bir darpçı bir raporu aldık. Soruşturma dosyasında işte bu fotoğraflara da yer verildi. Fotoğraflarda şarkıcının sağ ve sol kolundaki morluklar delil olarak gösterildi. O gece yaşanan şiddet, suç duyurusu dilekçesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yoğun alkollü Ahmet Kural tarafından ağır fiziki saldırıya uğramış, darp edilmiş, yerlerde sürüklenmiş, kafası duvarlara vurulmuş, kül tablasıyla kendisine saldırılmıştır. Hem hata senin hem kırışalım mı? İddialara göre şarkıcı Sıla saldırı sonrası can havliyle evden kaçmak istedi ama suç duyurusundaki iddiasına göre Ahmet Kural tarafından tekrar yerlerde sürüklendiğini ve vücudunun değişik bölgelerine saldırıda bulunulduğunu öne sürdü. İki gün önce yaşanan bir hadise çok ağır galiz ifadeler ve akabinde çok sert fiziki müdahaleler olmuş. Şarkıcı Sıla avukatıyla birlikte gittiği adliyede Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Hatta uzaklaştırma kararı istedi. 3 ay süreli önleyici koruma kararlarının verilmesi için başvurdu. Bütün tedbir kararlarını mahkeme 3 ay süreyle verdi. Aslında Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet iddiaları yeni değildi. Şarkıcı Sıla'nın daha önce de Ahmet Kural'dan tokat yediği için ayrıldığı öne sürülmüştü. Sıla adliye çıkışında yaptığı kısa açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yaşadığı şiddeti anlattı. Bana karşı uygulanan şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Susmama kararı aldım. Sıla yasaların kendisine verdiği hakları sonuna kadar kullanacağını söyledi. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle böylesine çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların da hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim Salı günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya Zekeriya Köy'deki evimize geldik. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Onun dışında hiçbir iddiayı da kabul etmiyorum. Bununla ilgili de hukuki yollara başvuracağım maalesef. Çok üzgünüm. Evet. İster istemez kadına şiddete hayır diyoruz buradan bir kez daha. Çünkü yaşanan olay içler acısı. Haberlerde de izlediniz. Dün akşam magazin gündemine, ana haberlere, Twitter'da dünyada bir numaraya kadar çıkan bir olay bu. İster istemez şunu söylemek istiyorum. Her ikisi de bir sanatçı. Sıla yaptığı besteleriyle, yorumlarıyla, şarkılarıyla zirvede yer alan. Diğer ise çevirdiği filmlerle gündemde olan bir isim. Ahmet Kural ve Sıla. Efendim, iki aşık insan. Ama ne yazık ki yaşanan bir olay nedeniyle kadına şiddet, az önce de haberlerde de izlediğiniz, girişte de belirttiğiniz üzere bir şiddet uygulandı. 45 dakika o şiddete maruz kaldı. Üzerinde kül tablasını vurmuş, kollarında mosmor. Savunmasız bir kadına bu şekilde şiddet uygulamak adamlık değil Ahmet Kural. Sinirlenme, öfkene hakim olamıyorsan bu aşkı bitir. Ya da hiç kimseyle... Çünkü geçmişte vukuatların da vardı. Eski nişanlına aynı şekilde normal arkadaşının parmağını kırdın, aynı şekilde
Ayrılma sebebin, Ocak ayındaki ayrılma sebebin de Sıla'ya tokat attığın için ayrılma sebebin diye iddialar atıldı ama 9 ay sonra tekrar bir araya geldiniz. Herkes sizin olacağınızı düşünürken bir anda böyle bir olayın patlaması gerçekten bir sanatçı yakıştıramadım. Ne isterse olsun bir kadına, savunmasız bir kadına bu saldırı olmaz. Çok tepkiler var. Dün ben bu olayı duydum. Daha ilk başta dün bu programda da söylemiştim. Bu evlilik olmaz dedim. İçime mi doldu bilmiyorum ama hemen 1,5-2 saat sonra Sıla'nın İstanbul Savcılığına uzaklaştırma kararı aldı. Ve Sıla'nın yanına da bir daha 3 ay boyunca yaklaşamazsın. Ne cep telefonundan, ne arabadan, ne evinden, ne yanına. Tabii bugün son dakika olarak İstanbul Savcılığı Ahmet Kural'ı çağırdı. Savunmasını alacak. Tabii bu süreç ne olacak bilmiyorum ama gerçekten kadını şiddete, ülkemizdeki cinayetler, savunmasız bir insana saldırılar. Yani bazen şunu söylemek istiyorum. Ne isterse olsun sonuçta evli bir çift. O kadın seni seviyor, evleniyorsun. Ama herhangi bir öfkenden, herhangi bir sinirden öfkeni kadından çıkartmaya Allah sağ ol canı verdi ama gün geri o canı alır. Savunmasız bir kadına bu şekilde şiddet olmaz. Evet, Sıla'yı açtık, Sıla'yla konuya girdik. Gerçekten istemediğimiz, bu olayların yaşanmamasını istiyoruz artık. Yani ikisi de çok ünlü bir isim ki kaldı ki Sıla gibi güçlü bir kadın bence ayakta durmasını çok iyi bilecek. Bütün sanatçı dostları, bakın sanatçı dostlarını, normal halk bile kendisine destek çıkıyor. Çünkü iki satırlık adamlar, şarkısında da dediği gibi, iki satırlık adamlar, iki kelimelik adamlar. Yazık, çok günah. Çok günah. Yani bir anda hayata girdin işte düğün dernek filmleriyle. Ama ben Türkiye basınında suç bulurum. Seni çok pohpohladılar. Çok. İşte Ahmet Kural şunu yaptı, Ahmet Kural bunu yaptı, bunu yaptı ki bu işi esas yapan insanlar geri kalmasına rağmen. Bu işi esas yapan insanlar geri yapmasına rağmen. Bir anda öfkene sahip çıkamayacaksın. Ve savunmasız bir kadın gecenin saat 4'ünde sen döveceksin. Bu adamlığa sığmaz. Adamlık değil bu. Evet, dün olaydan sonra zaten Sıla, savcılığa başvurduktan sonra az önce de izledik görüntülerde uzaklaştırma kararı aldı. Son dakika bugün sabahı aldığım bir habere göre Ahmet Kural'ı da savcılık ifadeye çağırdı. Peki Sıla ifade verdikten sonra sosyal medya hesabından bunu açıkladı ne olduğunu. Dilerseniz bunu okuyalım. Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor. Galiba en doğrusu konuya direkt girmek. Hayatımdaki insan fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadan elde eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarınız ya da oluşturduğunuz bir dağ önemsiz kaldı. Yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, bravo, tebrik ediyorum. Hiç şikayet etmeyen çok insanlar var. Her evde alkol alan insan, baba var, çocuğuna şiddet uygulanan baba var, kadına şiddete uygulanan baba var, annesine şiddet uygulanan baba var ama Sıla bunun öncülüğünü yapmış. Umarım bu saatten sonra kadına şiddete dur deriz. Ama her daha söylediğimiz zaman bir şeyler ekleniyor. Evet, devam edelim. Kadın varsa gözlerinin gözlerinde değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki bilmiyorum. Çok kolay değil sokağa çıkıp ben şiddete uğradım diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanların haksızlık etmiş olacağım. Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiçbir ceza yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek. Bunu çok iyi biliyorum. Ama hayatta şarkılarla, kelimelerle bu iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem
Gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevinmeyi öğrenmemiş olabilir. Ama bence aşkın bununla hiçbir ilgisi yok demiş Sıla. Diline yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel belirtmiş. Bununla aşkın ilgisi yoktur. O alkolü aldığı zaman bazı insanlar çığırından çıkıyor. Gerçekten Ekrem Nadar'a gelsin, işte sol kolunda ki morluklar, sevgili yönetmenim Aylin, sol kolundaki morluklarda Ekrem'lara getirelim. Ve gerçekten bu yaşanmaması istenen bir olay. Çünkü bence olayın bir de perde arkası, biraz sonra rağmen konu açıklamasını dinleyeceğiz. Baraka, orada bile yalan konuşuyorsun. 28 Ekim Salı günü diyorsun. 28 Ekim pazardır. 29 Ekim pazartesi. Bir sevgili öğretmenim, Ahmet Kur'an'ın bir açıklamasını dinleyelim. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle böylesine çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların da hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim Salı günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya Zekeriya Köy'deki evimize geldik. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Onun dışında hiçbir iddiayı da kabul etmiyorum. Bununla ilgili de hukuki yollara başvuracağım. Bir açıklama yapacak mısınız? Zamanı gelince zaten konuşacağız. Neyle ilgili geldiniz efendim? Savcılığa mı ifade verdiniz? Evet, bir ifade vermeye geldim. Şikayetçi misiniz? Evet, şikayetçiyim. Kimden? Ahmet Kural'dan. Şikayetçi olur. Kimden? Ahmet Kural'dan. Efendim. Ya biz şimdi adliyeden öğreneceğiz ama hani. Evet, siz öğrenirsiniz zaten. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Onu ben söyleyeyim. Bir cümleyle hemen söyleyeyim. Bizim bir koruma talebimiz oldu. Aile mahkemesi uygun gördü. Bir koruma kararı verildi. Başta uzaklaştırma olmak üzere. 6384 sayılı kanun 5. maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle ak arama özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanım'ın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Ak arama özgürlüğümüzü kullandık hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda bir karar verecek. Biz hepimiz saygıyla karşılayacağız. Ne kadar koruma verdi? 3 ay. Evden uzaklaştırmadan tutun da iş yerinden uzaklaştırmaya, kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeye kadar geniş skalada birçok koruma kararını verdi. Peki bir şey soracağım. Bu koruma kararı yeni mi çıktı? Çıkmış mıydı ve aşıldı mı? Dün itibariyle çıktı. Henüz bir aşma yok. İnşallah aşılmaz. Aşılırsa bunun bir hukuki meydesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var. Dolayısıyla aşılmayacağını umut ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arabamızı bozulardı. Bizim arabayı getirsin. Evet, ekranda da gördüğünüz açıklamana gidi. Ahmet Kural yine yalan konuşmaya devam ediyor. 28 Ekim Salı günü diyorsun. Ki 28 Ekim Pazar günüydü. Evet, bu konuda çok konuşarak şey var ama bugün sevgili dostum Muhittin Yangın benle birlikte, daha sonra benimle birlikte olacak. Dilerseniz bir Sıla şarkısı daha dinleyelim. Muhittin Yangın'ı yanımıza alalım. Evet, sevgili Aylin. Hazır mı? Tamam, bir tane çal. Ne güzel olur. Kurulsun masalar, vur patlasın.
çalasın davullar, düğün dernek başlasın, ne güzel olur. Magarina bolli, hellimli naneli, molehiya etli, ne güzel. Ne güzel olur, ne güzel olur. Masada hepimiz bir arada, ne güzel olur. Şeftaliler mangalda, konyağımız masada, hepimiz bir arada, ne güzel olur. Magarina bolli, hellimli naneli, molehiya etli, ne güzel. Badadesi, bullesi, ne güzel olur. Magarina bolli, hellimli naneli, molehiya etli, ne güzel olur. Magarina bolli, hellimli naneli, molehiya etli, ne güzel olur. Magarina bolli, hellimli naneli, molehiya etli, ne güzel. Evet, çok güzel bir şarkı izledik. Grup SOS Magarina Bundi, Kıbrıs'a özgü. Kıbrıs'ın sevilen tatlarından. Tabii içinde birçok yemek ismine geçiyor. Moni'ye geçiyor, Fetmez geçiyor. Efsane grubun efsane solisti kim? Muhittin Yangın benimle birlikte. Günaydın. Nasılsın? Günaydın Orhan'cığım. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl şarkı? Nasıl oldu bu şarkı? Nasıl bu şarkıyı oldu? Aslında Londralı bir abimiz yaptı. Emirize'de Cem Günal. Kıbrıs hasretiyle yanıp kavrulan bir arkadaş, bir abimiz. Yurt dışında yaşayan adamın aklına gelir. Magarina bolli, molehiya. Ama güzel oldu. Hellim, bilmem ne. Nereye yapıyorsun efsane grubun efsane solisti dedim. Çünkü benim için çok önemlisiniz. Neden? Teşekkürler Orhan. Bunu her zaman söylüyorum. Muhittin Yangın, SOS grubu kurulduğu günden belli. Çok iyi tanıyorum kendilerini. Bana rock müziği sevilen grupların başında geliyorlar. Ki birçok şeyinde de yanımda oldu. Bir kez daha teşekkür ediyorum kendilerine. Eksik müzik. Güzel Yurt, o yıllarda yaşadığım 90'lı yıllardaki Güzel Yurt'taki müziği bize sevdiren sizsiniz. Kamil Atik, Mehmet Özçelik, Mehmet İvan, sen, Muhittin Yangın. Tabii ki 90'lı yıllarda biz yeni bir grup sayılırdık. Evet. O yıllarda Gaziset, Güzel Yurt Gelişim, Cazmanya. Vardı ama Esenyeliler, Halkalar. Esenyeliler, Halkalar. Bölgede tabii Esenyeliler, Halkalar, Orkestra Altı vardı. Hı hı. Biz de o kervana katılmıştık 90'lı yıllarda. Ama şöyle ki... Birçok genç sizi çok örnek alıyor. Senin bir de başka bir yönün daha var. Gençleri bulup çıkarıyorsun. Yani BRT'de yaptığım programla. On parmağın da on marifet diyorum. Solistik o kadar var, değil. Senin kadar değiliz. Yok yani. Estağfurullah. Solistik var. Efendime söyleyeyim, sunuculuk var. Söz yazıyor mu? Beste var mı? Daha yok.
Yani olacak. Olacak. Peki SOS grubu şu an, SOS grubu bir cover yaptı. Sevemedim Karagöz'ü. Evet, bana cover... göre çok iyi şarkı oldu ve biz de Kıbrıs TV'de hemen hemen her gün çalıyoruz bunu, bu şarkıyı. Aslında Sevemedim Karagöz'ün Türkiye'de de az yapıldı cover'ı. Böyle çok bilinen bir cover yapılmadı mesela. Diğer gruplar biliyorsunuz. Birçok şarkı yaptılar. Birçok şarkı yaptılar. İşte Mor ve Ötesi, Grup, Duman falan birçok. Ama bu şarkı biraz unutuldu. 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 Biz de bunu yapmak istedik. Ama böyle o yıllarda, 70'li yıllarda Sevmedim Karagöz'ün Damarında Kanımsın şarkıları popülerdi. Yani. Peki bundan sonra böyle bir şarkı var mı? Aslında var. Bir şarkı daha var. Damarında Kanım mısın? Yok. O daha yeni bir şarkı. Beraber söyleyelim onu. Mehmet Özçelik'in bir fikri var. Bu şarkı var. Mesela Yeni Türkü'nün Çember şarkısı. Ha. Ya çemberin içindesin ya dışındasın. Ya dışındasın. O da müthiş bir şarkı. O olabilir. O, onun üzerinde bir düşünce var şu anda. Peki siz zaten sahne aldınız. Diğerlerde zaten SOS grubunu sahne aldınız. Hep cover parçalar çalıyorsunuz. Cover parçalar çalıyorsunuz. Ama şöyle. Mesela bunun sen öncülüğünü yaptın. Buradaki gruplarında diğer gruplarında öncülüğünü yapmış bir grupsunuz. Çünkü cover şarkıları biz çok İki Enge şarkısı yıllardır dilimizde olan şarkı. Cover sayılmaz yani. Ama cover sayılmaz ama sizin tarzınızda. Türkay Altay'ın bize verdiği bir parçaydı o. Ama sizin tarzınızda bu kadar yorumlanması güzel. Ve daha sonra sizden sonra Halit Levent bunu albüme alması. Yıllarca zaten siz bu şarkıyı yıl çaldınız. Peki şöyle bir şey olsa, mesela SOS bir efsane bir grup. Yani SOS dediğiniz zaman sokaktan geçen herkese SOS'i tanıyor musunuz? Evet biliyorum diyorlar. İngiltere'de birçok işe imza attınız. İngiltere'deki vatandaşlarımız, buradan en karşısında bizi izleyenler de var İngiltere'de. Peki bununla ilgili şöyle Kıbrıs'ın şarkılarını bir cover harmanlayıp mesela yeni bir cover yapmayı düşünüyor musunuz? Yani albüm gibi. Çünkü herkes sizden bir albüm bekliyor. Aslında Kıbrıs şarkılarından birkaç tane koyduk bu son cover albüme. Yani işte İki Engel var. Hı hı. Başka? Leymos'un Yolları falan parçası. Onları yaptık biz hep şey olarak da. Ama böyle geniş çapta bir çalışma yapılmadı. Güzel bir fikir. Mesela aslında. Benim aklıma bir fikir geldi. Şu an burada söyleyeyim sana. Şamil Atik de beni izliyorsa veya Mehmet Özçelik, gruptaki tüm herkes efsane şarkılardı. Efsane gruptan efsane şarkılar. Yani ismi de, albümün ismi de ben buldum. İsmi buldun diyorsun, hemen. Aynı meydan arada. Ne diyorsa efsane şarkılar. Yani sizi Kıbrıs'a özgü veya sizin de katacağınız. Mesela Düşünen Hayvan'ı pek fazla söylemiyorsunuz. Konserde. Yok, konserde çalıyoruz. İstek geliyor. İstek geliyor ama yeniden onu coverlayıp tekrar, çünkü gerçekten o şarkı da çok iyi. Tabii ki. Unutulmaz bir şarkıdır o. 90'lı yıllarda yapılmış. İnsanların yani belleğine kazınan bir şarkıdır. Hı hı. O da olabilir ama Kıbrıs türkülerini yapacaksak o farklı bir konsept olur. Ama Kıbrıs türkülerine oluşan bir şarkı veya Kıbrıs herhangi bir sanatçısının şarkılarını alıp yollamak. Aslında tabii. Yani yapılacak çok iş. Türkiye'de olabilir. Biliyorsun bu oluyor. Oluyor. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Tanju Okan şarkıları. Bir tek Ferit Akpınar'ın kişiler. Onun da şarkılarını cover yapıyorlar. Yapıyorlar yani ama. Ali Altay yaptı bir dönem. İşte hayır tamamen bütün şarkılarını. Bütün saygı, ustaya saygı. Ustaya saygı. Gerçekten o bir eksikliktir. Bir eksikliktir. Bence unutuldu. Çünkü arabesk dediğin zaman İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferit Akpınar geliyor. Ferdi hatta birinci sırada gelir. Belki de. Çünkü çok sattı Ferdi'yi. İçim yanar 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 ha. Tabii Müslüm'den falan bahsettin ama Müslüm'ün filmi de rekorlara doğru geliyor. Rekorlara çıkıyor çünkü gerçekten usta bir sanatçıdan usta bir film geldi. Yani hayatını anlatan bir filmdir. Böyle bir şeyler olması lazım. Tabii bence biraz daha geriye gidip mesela usta isimlerin filmleri yapılması gerekir. Cem Karaca, Barış Manço vefat eden sanatçıların hayatı, Türkiye'ye mal olmuş sanatçıların hayatını. Kesinlikle. Yeni neslin bilmesi lazım. En azından biyografi adı altında bir çalışma yapılması lazım. Evet. Senin böyle bir projen var mı? Ne çünkü gibi? Çünkü sen televizyon ekranlarında çok sıcaksın. Bir ara bir sketch programında oyunculuk da biraz aranıyor. Oyunculuk var ya biraz. Yani oyunculuk. Hayatımız oyun zaten. İşte tabii ki sevgili Cemal Yıldırım'ın BRT'de yaptığı Kelle Koltuk'ta programı vardı. Çok iyiydi o program. Ha, orada işte parodileri de oynadık. Sunuculuğunu da yaptık. Yani tabii ki. Ki şimdiki o dönemde yani. Sosyal medya oldu. Pek fazla patlamış değildi. Evet. O kadar değildi. O kadar değildi. Şimdi artık herkes sosyal medya skeç yapmaya başladı. Ama o yıllardaki yaptığınız skeç gerçekten oturduğun zaman işte biz biraz Kıbrıs halkı biraz ilk zamanlar bu skeçleri Osman Alkaş ve Tolgay Tarman'dan, Torba Programı'ndan öğrendi. Biraz mesaj gönderişti skeçte. Onlarla başladı aslında. Onlarla başladı ama şimdi o özlemi çekiyoruz. Yani böyle bir proje var mı yani tekrardan?
biraz gündemde vallahi konular. Bende öyle bir proje yok. Ben şu anda biliyorsun şey yapıyorum, sokak röportajlarını yapıyorum. Evet, görüyorum, takip ediyorum seni. Programını. Onunla da bayağı yoğun çalışıyoruz. Senden de biraz bir şeyler kaptım yani konuşma anlamında. Gerçekten. Ha? Senden de bir şey, herkesten bir şey kaptım. Senden, herkesten bir şey kaptım. Peki, kadına şiddet dedik bugün. Sevgili Muhittin. Programın başında onu söylemiştim. Söyledim. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? İki sanatçı. Yani kadına şiddeti geçtim de insana şiddet. Yani canlıya şiddet. Yanlıştır. Yani evet. Canlıya şiddet. Mesela kadına şiddet, erkeğe şiddet, hayvanlara şiddet evet, var bu ülkede. Evet, evet, yani kadını geçtim, erkeği geçtim, hayvanlara şiddet var. Hayvanlara evet. Eziyet var. Hayvanlar katlediliyor. Hı hı. Yani ben neyi söyleyeyim? Avrupa'da tabii hayvanlara bunun karşı ilgi cezası, daha farklıdır. Cezası ağır olmalı. Olmalıdır ama maalesef hayvanlara olan şiddete ceza da yok. Üstelik bir öyle de bir yasa yokmuş. Utanmadan yani. Fotoğraf çekip de sosyal medyaya paylaşanlar da var. İşte geçtiğimiz yani, günlerde o köpeğin evet, asılmış fotoğrafı. Erenköy'de veya sosyal medyada görüyoruz. Tabii Erenköy Belediye Başkanı bu işin peşini bırakmayacağım falan dedi ama hiç haber gelmedi ondan daha sonra. Daha ses de çıkmadı demişken bu yazıklar arada olsun. Sözünü balla kestim Muhittin. Dün geçen cinayet olayın zanlısı az önce efendim son dakika haberi sevgili Mustafa Özyazı'ya teşekkür ediyorum. Alayköy'de eski bir evde yakalanmış. Polis. Yani şimdi nüfus çoğaldık sonra bu tip olaylar da çoğalıyor. Hiç alışmadığımız olaylar bana çoğalıyor. Bana göre bunun bir tedbir alması gerekir diye düşünüyorum. Tedbir şudur. Yani Amerika'yı tekrar keşfetmeye hiç gerek yok. Giriş ve çıkışlar denetlensin. Evet. Pasport zorunluluğu getirsin. O zaman görelim bakalım kim girebilir bu ülkeye. Aynen. Çünkü Türkiye'de pasaport çıkarmak veya işte başka ülkelerden gelenler için. Başka ülkelerden gitmek çok, için. Çok zordur. Yani pasaport Türkiye'de pasaport işi öyle kolay bir iş değil. Evet evet. Kimlikle geliniyor diye çok rahat gidip çıkılıyor. Bir de sormuyorlar kaç para tutan üstünde veya ne kadar parayla geldin buraya sen? Ne yapmaya geldin? Yabancı ülkede bu. Bunlar sorgulanmıyor. O yüzden bu olaylar hep olacak. Peki ülkemiz sanatçılara gelelim. Siz hafta sonu bir yere sahne alıyorsunuz değil mi? Girne'de bir mekanda. Evet. Sadece Girne mi? Mausa var mı? Şu anda sadece Girne. O Mausa'ya dönecek mi Muhittin? O... Mausa'ya döneceğiz bir gün. Dönüşümüz muhteşem olacak. Yani bir o 2000 yılların hemen başlarında Mausa'da buradan dayıya da dayı neydi adını? Derviş Gürgel. Derviş Gürgel'e bir kez daha dayı diyorum ben geçen dayı gibi adam gibi adam. O mekanda çıkıyordu. Mausa'lılara rock müziği sevdiğiniz olurlardı. Böyle bir Mausa'ya gitme var mı? Gerçekten yani Mausa'ya, Mausa'da potansiyeli var. SOS'i sevenler de var, dinleyenler de var. Bu yıl herhalde öyle bir şey olacak. Çünkü barlar da eskisi gibi değil. Orada. Ben bunu soracağım. Sizin o yıllardaki eğlence sektörüyle şimdiki eğlence sektörü arasındaki fark nedir? Fark biraz var çünkü canlı müzik dinlemeye giden insanlar artık çok seçici. Veya belli mekanlara gidiyorlar. Zaten Lefkoşa'da 3-5 mekan kaldı. Ve Barricade birinci sırada. Yani isim verebiliyor muyuz? Barricade ve Narya ikinci sırada. Evet. Ama Barricade'da biliyorsun ben o 90 diyorum yani 2000'lerin başında her yerde işte barlar var ve magazine çıktığımız anda Lefkoşa 8 mekan gittiğimi hatırlıyorum. Şu anda 8 gidecek mekan yok. Tabii şimdi şey var daha çok böyle canlı müzik değil de club müziği yani disco tarzı. Pop, bir de her köşe meyhane açıldı ya o yüzden de insanlar... Meyhane işi çoğaldı. Meyhane herkes işi kendini çoğaldı. Yeme içmeye verdi. Yakup Sarıca diyor ki Bafu Guru Muhittin Yangın. Evet ben Bafu'yum güzelim şarkısına cover yapmıştın zaten sen. Daha bir yok çok... yapmadık onu cover. Hayır. Aylin arkadaşımız da sen söyledin önce. Söyledin onu şarkı. Tabii çaldık onu. Çaldığını söyledin. Kayıtlı bir şey yok. Birçok belediye başkanı da beste yapmış Muhittin. Muhittin Yangın çünkü grupla birlikte. Var değil mi? Tabii. En son tabii ki... Muhittin Yangın. Belediye değil de daha çok partilere çok partilere yaptık. De yaptınız ama yaptık. Her yerden alan insansınız yani. Öyle görüyorum. Muhittin Yangın derken de Yangın gibi yetişiyor, itfaiye gibi, esnaf gibi yetişiyor. Acaba? Soy isminde grubun çok birleşimi var. Tabii bizim soy ismimiz Atatürk'ten gelmedir. Yani Atatürk, hayır Yangın SOS. Yangın SOS. SOS evet. Yangın SOS. Uyum içerisinde. İkisi de şeydir. Ali Duhu'ya bizi görmüş. Günaydın. Ülfet Fadıl bizi izliyormuş günlerden ekran karşısında ve Kıbrıs FM 103.4'te bizi dinleyenler herkese günaydın diyoruz. İngiltere, Avustralya herkese buradan sesleniyoruz bir kez daha. Peki Muhittin diyorum çünkü aramızdaki diyalogdan dolayı. Herhalde ne diyeceğim? Muhittin Bey mi diyeceksin? Muhittin abi de değilim yani. Yok. Peki şunu söylemek istiyorum. Ülkedeki müzisyenleri nasıl buluyorsun? Sen konuk da alıyorsun. Mesela son dönemde de çıkış yapanlar var. Bir de bu şeyleri nasıl buluyorsun? Yarışma programlarını. Hangi yarışmaları? Mesela Türkiye'deki. Burada bu yarışma kesildi biraz. Son 5 yıldır ben o yarışmaları izlemiyorum. Çünkü o yarışmaların
müzisyene bir şey katacağına inanmıyorum. İşte görüyoruz. Birinci gelenler şu anda nerede? Kim hatırlıyor bu insanları? Hiç kimse. Dün de bir haber izledim. O opera sanatçısı vardı ya, o ses Türkiye'de. Hasan diye. Hasan. Tabii. O çocuk çorba yapmaya devam ediyor herhalde. Çorba yapmaya. Şimdi başka bir aranjör şirketi bulmuş kendisi ve bir grup bulmuşlar ve turneye çıkıyorlar. Böyle nasıl derler ona? Ne müziği derler ona? Pavarotti'nin söylediği müzik. Opera. Opera müziğiyle turneye çıkıyorlar. O ses Türkiye'siniz. Tamam, bir reyting amaçlıdır. Bunu da bilen bilir, bilmeyen de. Yani Hasan yine sıfırdan başlamıştır. Evet. Hep öyledi. Yani orada bir şov oluyor. Seni orada kullanıyorlar bir güzel. Lütfiye mesela birinci geldi. Şu an nerede? İşte bu soruları hep sormak lazım. Nerede? Yani Lütfiye geçtiğimiz hafta sonu Mamosa'da sahneye çıktı. İşte o birinci geldiği aylar içerisinde konserlerden ne toplarsan topladın. Evet. Ondan sonra iş biter. İşte peki, sevgili İbrahim Şevki gerçekten çok değerli bir çok ses. Çok iyi bir ses. Birinci gelecek bir arkadaştı. Uh-huh. İkinci gelmişti o yarışmada. Şu anda yine sıfırdan başladı. İstanbul'da müzik çalışmaları yapıyor. Albüm yapıyor. Abi, Türkan Kürşat örnek. Türkan Kürşat tabii ki iyi bir ses. Onun iyi bir ses. Geleceği tabii eğitimi alıyor şu anda. Geleceği parlaktır. Yani, ama o ses Türkiye'de ona veya yeteneksizsiniz programında ona bir şey... bir artı verdi mi, o da tartışılır. Peki şöyle bir şey yapsam Muhittin. Ya bizim ülkemizde çok iyi stüdyolar var. Kamil'in olsun. Var tabii. Lefko Şerki, Ayka Kutay'ın olsun. İyi stüdyolar var. Çağrı Güzel'in. Kazım Özalp'ın var. Kazım Özalp'ın var. O Mahus'a gidecek olursa. İnanç arkadaşım. İnanç'ın var. Stüdyo var. Birçok stüdyodaki sanatçılar da gelip burada da yorum yapıyor. Bunları da ben biliyorum. Buğray başta olmak üzere Kıbrıs'ı burada seslendiriyor. Halit Levent burada birçok kez stüdyoya gidip yoğun işlerinden dolayı burada seslendi de acil olarak. Peki şunu söylemek istiyorum. Burada bir yarışma düzenlese, buradan çağrı yapıyorum. Bunu da öncülüğü sen yap istiyorsan. Burada bir yarışma düzenlese, mesela geçmiş yıllarda Bandabuya'da bir yarışma düzenlese. Fikri orada biz keşfettik. Yarışmada. Tabii şey yapmıştı onu. Evet. Sevgili Cemal Dermuş. Cemal Bey'e buradan sevgimi yolluyorum. Nargile Bar'da yapılmıştı. Nargile Bar'da. Biliyorsun oradaki Fikri kaledi biz orada. Grup Refik miydi? Grup Refik, biz orada jüriydik ve gerçekten o yarışma çok iyiydi. Değerli bir yarışmaydı. Fikri orada çıktı. Şehit parçasını söylemişti hatta. Cover'ı yapmıştık ya. Buradan yani bazı GSM operatörleri yapıyorlar, yurt dışına götürüyorlar ama buradan benim bir çarem bundan yürüyü SOS grubu olarak yapsın veya başka bir fikir varsa ki gençlerin önünde ki eminim bizi izleyen birçok kişi var Muhittin. Şunu söyleyeyim sana. Bir albüm yapma imkanı olsa. Mesela burada tabii bu işin de sağlam bir şey. Artık eskiden de o albüm yapıp da bekleyelim. İşte Halit Levent albümü gelsin İstanbul'dan kasetiyle gidip alalım. Şimdi tarih, istediğiniz, onlar tarih oldu. Tarih oldu. Şimdi istediğimiz her an her şeye ulaşabilir. Böyle bir yarışma türü bir şey olsa ve gençlere bir fırsat daha verilse eminim ki etrafımızda sen de konuk alıyorsun programına. Çok başarılı gençler var. Tabii ki var ama şimdi şöyle bir şey var ya. Türkiye'deki yarışmalar olduk sürece yani buradaki yarışmalara çok ilgi olmaz çünkü orada bizim insanımız artık Türkiye'deki medyanın esiridir. Ülke televizyonlarını izlemiyorlar bile. Dizileri izliyorlar. Öyle bir durum var yani. Yani ülke televizyonları tamam izleniyor. Yaptığımız programlar az çok izleniyor ama Türkiye medyasıdır bizim insanımızın takip ettiği medya. O yüzden orada yapılan yarışmalara ilgi olduğu için gençler de görüyorsun işte. Çoğu katıldı yine. Herkes gidiyor. Oraya evet, gidiyor. Mesela Lütfiye oradan çıktı. İşte İbrahim oraya Türkan gitti. Kürşat. Soyhan oraya gitti. Evet. Çocuk Aydaş, Çağdaş. Çağdaş oradan çıktı. O çocuklar hep niye oralara gidiyorlar? Oradaki medya bambaşka bir şey. İrem Barani gitti. Çok arkadaş gitti. Yani o yüzden daha cazip geliyor. Çok daha cazip geliyor oradaki işler. Hayır buradaki farklı, tamam oradaki o ses Türkiye ama buradaki farklı, mesela Türkiye'lik bir aranjör gelip burada albüm sözü versin. Yapmıştı ve işte Atilla Kalpakas'tan yapmamış mıydı? Atilla Kalpakas'tan bir özel TV'de yapmıştı. Bir de Kral Pop yapmıştık abi, Sarı Çiçek birinci gelmişti o yarışmada. Ama burada ne kadar ilgi gördü veya kime ne getirdi? Şimdi şöyle bir durum var, buradan ben de çağrı yapayım. Kıbrıslı gençler, Ferhat Güç'e çok güzel bir olay başlattı Twitter'da. Bir şarkısını belirliyor, o şarkıyı herkes seslendiriyor, yorumluyor. Ve yapacağı kendi arasındaki seçimde birinciyi hem düet yapacak birinciyle hem de klip çekecek. Atıyorum. Şimdi ben finale kaldım diyeyim. Güzel bir çalışma. Ben finale kaldım. Ferhat Köşe'yle hem düet yapacağım
hem de klip çekecek. Ferhat Köçevi ilk kez daha tepki ediyordu. Yani bunlar gibi olması lazım. Yani Kıbrıslılar, madem Türkiye açmak istiyorsunuz. Çünkü burada, ama bizim ülkemizde de bu oldu. Nasıl oldu Muhittin? Sana söyleyeyim. Beste yarışması olabilir. En iyi beste şarkını duyurun. Bir dönem yapılıyordu. Yapılıyordu. Beste yarışması olabilir. Ama işin konusu nereye gelecek? Herkesin sonunda sponsor söz konusu var. Doğru mu? Kesinlikle. Sponsor konusu, evet. Sponsor konusu. Yani bir ve sponsor da kimse böyle bir şeye girmek istemez. Çünkü adam bakıyor. Ayşe yani Gülzaim dedi ki. Sponsor olsam ne olacak der adam kendi kendine. Çünkü büyük bir pazar yok burada. Pazarı. Büyük bir pas da yok yani. Bravo yani dedi. Ayşegül bravo yani dedi. Ne olmuş Ayşegül? Yorumunu bekliyoruz. Ayşegül bir yorum yapmış. Emine Bodurhan, Akdoğan Sevgi'ye iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ali Can Demircan Tayyar sevgilerimi yollarım. Fenerbahçe durumu ne olacak? Çok kötü ya. Kim sordu? Biri sordu mu Fenerbahçe? Ben soruyorum. Fenerbahçe. Herhalde küme düşmeyiz ama. Küme düşmeyiz. Ne? Gidişat kötü. Ne, yani Ali Koç kendinde bir şey bekliyor mu? Ya Ali Koç'u bence siyasi yönden engelliyorlar diye düşünüyorum. Kim nasıl engellesin ki? Olur. Türkiye'de her şey olur. Peki nasıl engelliyorlar? Yani Ali Koç çünkü yani, mevcut iktidarın adamı değil. Tamam da nasıl engelliyorlar? Futbol biliyorsun ya. Artık yani sporun içinde de siyaset var. Her yerde var, siyaset var. Var. Yani o yüzden ben öyle düşünüyorum. Bilmem belki de yanılırım ama Ali Koç zaten kolay lokma değil. İktidarın da adamı değil. Onu biliyoruz zaten. O yüzden belki de engelleniyor diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'nin yani ilk seçildiği zaman ne dedin yani? Ümit vardı tabii. Ümit vardı ama. Herkes Ali Koç'un peşine düştü zaten. Herkes onun gelmesini istedi. Belki de bu yüzden geçen yıl şampiyonluğu kaybetti. Ama hayal kırıklığı. Değil mi? Bu yüzden geçen yıl şampiyonluğu kaybetti. Taraftar biraz da takıma güvenseydi. Yok 3 puan, 5 puanla şampiyon dedi. Ama Fenerbahçe tarihinde ilk defa böyle kötü günleri yaşıyor. 87'de hatırlıyor musun sen? O yıllarda Fenerbahçe çok kötü gitti ve 6 oyuncuyu yolladı. Tony Şubayar başta olmak üzere birçok oyuncu, Aykut, Serdar, Oğuz... İşte o yıllara geri geldik. O yıllara geri geldik. Bence yanlış yönlendiriyor. Ben senin dediğine katılıyorum. Şöyle, tabii konuşmasında 100 tane oyuncu izledik. İşte menajer getirdik, onu yaptık, bunu yaptık. Çok iyi bir hoca ama bana göre, bana soracak olsa Aykut'un kalması gerekirdi. Benim şahsi görüşüm. Yani ne yapacağım 3-5 takviyeyle bu takım şampiyon. Yani bunun programı da, spor programı da yaptın ya. Yes, ben her şeyi yaparım. Ben burada her şeyi konuşurum. Burada her şey var ha. Burada her şey var. Her şey dahil. Her şey dahil bu programa. Yani, aslında ateş böceği her şeyi dahil yapsan. Ateş böceği ya, güzel fikir sundun. Gerçekten. Ali Altay bizi izliyormuş. Cem Kafkas sevgiler. Bir başka sanatçımız Cem Kafkas. Çok sevgiler. Ali Altay sevgiler yolluyorum. Yarın, Ali Altay az önce andık. Evet. Dinledi mi acaba? Ali Altay'ı çok seviyorum. Baba ilgili, gibi adam. Ferdi Tayfur konusuyla ilgili. Evet, Ferdi Tayfur. Cover yaptı dedim. Cover yaptı. Bir cover daha gelir sana. Merak etme sen parçası. Ali bu Altay zaten çok iyi bir ses. İyi bir ses. Çok iyi bir ses. Mesela Kafama Sıkar Giderim parçasını Ahmet Kaya'dan cover yapmıştı. Evet. Ve biz onun çaldığı tarzda çaldık o parçayı. Çok iyi yaptı ama. Çok iyi coverları var. Ali Altay. Tabii. Çok iyi. Aynı konserde çıkmıştık geçtiğimiz aylarda Alay Köy Festivali'nde birlikte evet, olmuştuk. Evet, sevgili Yıldan Tezakan. Doğru mu? Evet. Yıldan Hoca'ya sevgiler yolluyoruz. Bu arada Koyu Beşiktaş'ı biliyorsun. Orada kaybettik. Başakşehir bu hafta çok da iyi derbi var. Galatasaray Fenerbahçe bu akşam. Yarın mı pazar günü bilmiyorum ama Beşiktaş. İşte Fenerbahçe bir çıkış yapar bu hafta herhalde. Ben 2-0 diyorum skoru. Bak dün şey dedim yayında. Geçtiğimiz gün. Bana göre maçın hakemi Fırat Aydınus olur. Bir saat sonra Fırat Aydınus açıklandı. İçimden de şu an... Tahminler tutuyor ha. 2-0 skor geçiyor ki Salgado'nun patlayacağını düşünüyorum. İnşallah. Evet. Sevgili Aydın, devam edeyim mi yoksa? Tamam, okey. Son sözlerine gelelim. Umarım... Bir şeyden bahsetmedik. Sevemedim Karagözü'den bahsetmedik. Evet. Sevemedim Karagözü'nün nasıl fikir doğdu? Tabii ilk girişti. Bahsetmiştik de ben parçayı da çalarız diye düşünmüştüm. Çalar mıyız diye düşünmüştüm parçayı da. Çalarız. Niye çalmaydım? Peki, biliyorsun parçaya tabii ki BRT katkılarıyla güzel bir klip çektik. Hı-hı. Bizim bölgemizde. Hı-hı. Soli'nde çektik klibi ve yani oradaki yaşanan o bir mesaj gönderdim. Maden atıklarına orada bir mesaj var. Mesaj. İnşallah mesaj alınmış mı diye bilmiyorum. Yani alınmış. Bence mesaj alınmıştır ama işlerine gelmiyor. Mesaj alınmıştır. Dilersen sevgili Aydın, Sevemedim Karagözüm şarkısını ben bir kez daha dinlemek istiyorum. Bazen ben evde dinliyorum. Oğlumlara dinletiyorum mesela bu şarkıları. Çünkü
Benim dinlediğim şarkılar büyümesini isterim ki 3 yaşında evet. Bugün sen çok yavrum şarkısını ezbere söylüyordun. Hala da söylüyor. Senin oğlan davul da çalar galiba. Davul da çalar. Alışıyor. Senin mesleğinden alacaksın. İnşallah sen tabii ki müziğine de çok meraklıydın. Kulak ancak... var. Kulak var. İnşallah o senin bıraktığın yerden devam eder. Devam eder. Veya ben, bitiremediğin yerden ben bitirir. Ben bir tane istiyorum. Bunu da sizinle yapacağım. Dedim babamın şarkılarını yorumlayacağım. Bunu da belki sizin de girelim. Sen de vokal yaparsın. Hangi şarkıdır mesela en çok sevdiğin? Bir kere sevimli damarımda kanımsın şarkısı bir. Bir de huzurum kalmadı Ferdi Tayfur. Bir de bir gece vakti. Tabii o Sevgi Levent'in de babasına yazdığı şarkı olduğu için ben de babamı bir gece vakti kaybettiğim için o yüzden de babamın şarkıları diye bir üç tane şarkı olabilir. Ne diyorsun Muhittin Yangın'a? Güzel, çok güzel. Güzel, güzel değil mi? Bir, iyi bir de yani promosyon olursa iyi bir yani böyle sadece bir çalışma olur. Bir köşede dursun ve ileride çocuklar bunu işte görsün diye. Yani böyle pek fazla değil. Hatta şey de olursa sponsor da girip bulursak tüm geliri kanser hastalığına. Çünkü babamı kanserden kaybettiğim için tüm geliri kanser hastalığına bağışlayacağım. Bu fikir şimdi mi geldi aklına yoksa yok, var mı? Yok var fikir var. Ben de çünkü sende böyle seni iyi tanırım. Aynı şeyler gelir kafana ve o saat söylersin. Ya o albüme sesi iyi oldu. Şöyle Muhittin söyleyeyim. Bu fikir eskiden beri var. Yani hatta senaryo bile var. Çok var ama zaman bulup yapmak lazım. Evet. Çok teşekkür ederim. Beni kırmadın, geldin. Her zaman kapı sakin. Her zaman. Sevgili Orhan, seninle bu programı paylaşmak bana da çok keyif veriyor. Usta işim. Hem seninle hem buradaki çalışan arkadaşlarla sevgili Aylin. Aylin zaten çok Aylin'i. Çok misafirperver bir arkadaş. Aylin'i hiçbir şeye değişmem çünkü gerçekten beni çok yanıyor. Aylin orada 5-6 kişinin yaptığı işi tek başına yapıyor işte. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha. Ben teşekkür için. Ederim. Konserler var mı? Kolay gelsin. Tabii ki yılbaşına doğru biraz şeyler var. İşte çıktığımız mekanlar var. Yılbaşı baloları, eğlenceleri var. Sen bir bu de... yıl tabii ki festivaller dolayısıyla iyi bir de Kıbrıs'ı dolaşmış olduk. Güzel. Hemen bütün biraz festivaller. Biraz duydular bizi sanki ha. Bu belediye başkanları duydular. Biraz duydu bizi. Duydular. Umarım bu önümüzdeki yılda. Duydular ve daha çok Kıbrıslı özellikle mesela Beyermudu Belediyesi direkt Kıbrıslı sanatçılara Dikmen Belediyesi, Haşeza, Dikmen Belediyesi. Dikmen Belediyesi. Kim Kıbrıs'ta daha fazla? Portakal Festivali. Portakal Festivali. Güzel bir proje yaptınız. Güzel bir proje yaptı. O da Alayköy Festivali. Bunlar Barış Manço gecesi. Kıbrıslılara yer veren, şimdi aklıma gel Mehmetçik Festivali. Mehmetçik Belediyesi. Onlar da. Yani birçok belediye, bir kez daha tepki ediyorum kendilerine. Kıbrıs sanatçılara değer verin arkadaşlar. Çünkü gerçekten, mesela Mehmet Özçelik başka iş yapmıyor değil mi? Müzisyenin sadece. Evet. Mehmet Özçelik ekmeğini müzisyenine kadar çıkarıyor. O yüzden de daha fazla destek verelim dedik. Ve bugünkü konuğumuz sevgili Muhittin Yangın'la çok konuşacak konu var ama artık programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili Orhan. Seni tekrardan bekliyorum. Dilersen sevgili Aylin, Grup SOS'in o güzel şarkısı Sevemedim Kara Gözümle kapanışı yapalım. Pazartesi yepyeni konularla görüşmek üzere. Başta Alexus, ben sponsorunu saymadan olmaz. başta Alexus Hotel olmak üzere Gens ailesine, Kamsel'e, Başman Grup'a, Doğuş Adres'e, Hediyem Soya ve Mr. Brown'a. Kahveyi beğendim, içmedim ama. Program sonu da içeriz. Program sonu içeriz. Mr. Bravo. Herkes kendine çok iyi baksın. Pazartesi sıra ve Ahmet Kural detayını daha fazla masaya yatıracağım. Pazartesi görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları. Maçın skorunu bir kez daha tahmin ediyorum. Galatasaray 0, Fenerbahçe 2. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.
herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlü deli ediyor. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. İkimiz bir yuva kuralım, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlüm deli. Gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın. La 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 la.
Alexis Otel Resort Spa Ateş Böceği'ni sundu.